Yanıtını alacaktık. Nejat Eslen de az sonra bizimle birlikte olacak. Son ses provaları yapılıyor. Son durumu ekrana geçirelim isterseniz. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Sarajevo'yu, Saraybosna'yı bir resmi ziyarette bulunuyor. Bu iki gün boyunca orada olacak. Şu anda da canlı olarak bir basın toplantısına katılıyor. Dinleyelim isterseniz. Hakeza burada çok da şu anda gerek sermaye artırımına gitmek suretiyle Ziraat Bankası'nın hem Bosna Hersek'e hem de buradan ticareti geliştirme gayreti içerisinde olanlara kredi temininde çok ciddi destekleri olacaktır. Ama öbür tarafta özellikle Bosna Hersek'in çok daha güçlü hale gelebilmesi noktasında aramızdaki yatırımların, bu askeri olabilir, bu siyasi olabilir, ticari olabilir, kültürel olabilir, turizm noktasında, eğitim noktasında bu adımlar üzerinde durduk ve bunları da süratle geliştirmemizin gereğine inandığımızı söyledik. Temennim odur ki bu alanlarda da atacağımız adımlarla gerek yatırımda, gerek istihdamda, gerek üretimde, gerekse ihracatta Bosna Hersek çok ciddi adımlar atabilir. Bunları da sağlayabiliriz. Možemo drugo pitanje. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saraybosna'yı resmi bir ziyarette bulunuyor ve şu anda o resmi ziyarette bir basın toplantısında canlı olarak soruları yanıtlıyor. Soruları yanıtladığı süre içerisinde aldığım bilgilere göre Afganistan'da Kabil Havalimanı intihar saldırısında, terör saldırısında ölü sayısı 170'i buldu cümlesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Bu tabii şu ana kadar Türkiye'deki kaynakların kayda geçirdiği rakamların çok üzerinde bir rakam ama galiba Reuters mı verdi bu rakamı? Evet, Amerikan basında var bu. Var mı? Var. Türk basında evet. Çünkü daha yani evet. 70-90 evet, o civarlarda rakamlar evet. Telaffuz ediliyordu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği son rakam 170. Basın toplantısı devam ediyor. Basın toplantısında herhangi bir flash gelişmesi, bir sıcak haber olduğu anda elbette yine Halk TV ekranlarında perdenin önü arkasında canlı olarak aktaracağız. Sayın Çetin, İpek Özbey'in bir son sorusu var. Beklediğiniz, bizi bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. O soruya yanıtınızı rica edeceğiz ama önce İpek'i duyalım. Sayın Çetin, aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri üzerinden size sormak istiyorum. Taliban eski Taliban değil mi? Taliban eski Taliban. Taliban bana göre eski Taliban olacak. Yani benim tahminim bir süre sonra Taliban yine o bildiğimiz Taliban olacak. Çünkü aslında şu anda bir ılımlı görme ihtiyacını duyuyor. O ihtiyacı için yapıyor bunu. Zaten dikkat ederseniz her satırın arasında da biz şeriat düzenini kuracağız diyor. Evet. Yani işte katları böyle yapacağız diyor, fakat şeriat düzenini kuracağız diyor. Ben özellikle bunun bedelini büyük ölçüde kadınların ödeyeceğini tahmin ediyorum ki en büyük acı da onlar çekeceklerdir. Yani kadınlara yine o bildiğimiz Taliban olacaktır. İçindeki çok aslında radikal unsurların zamanla çok daha fazla hakim olacağını ve ben maalesef yine tahmin edeceğim gibi, daha önce de söylediğim gibi Taliban yine eski Taliban gibi hareket edecektir diye düşünüyorum. Sayın Çetin, ben şunu merak ediyorum. Bu kadar zaman Afganistan'da bulundunuz, diplomatik olarak birçok şey yürüttünüz. Hiç kimse hükümetten size telefon açıp da fikrinizi aldı mı? Çok merak ediyorum bunu. Türkiye'den mi? Evet, tabii Türkiye'den. Evet. Hayır, hiç olmadı. Şöyle oldu yalnız, yani o yıllarda... Ben veda ettim tabii giderken Afganistan'a, Genelkurmay Başkanı'na, Başbakan'a. Başbakan Erdoğan bana dedi ki benim cep telefonumu vereceğim dedi. Bir şey olursa beni doğrudan arayabilirsiniz dedi. Yani biz her türlü desteği vereceğiz dediler. Ve öyle bir şey oldu. Yani o da o zaman Dışişleri Bakanı olan... aslında Abdullah Bey de
her zaman her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler. Bir de dönerken o zaman Tan sözcüydü Dışişleri'nden. Dedi ki acaba şeyle beraber Abdullah Gül'le beraber basın toplantısı yapabilir misiniz dedi. Yaparım dedim. Benim için bir sakıncası yok. Beraber bir ortak basın toplantısı yaptık. Onun dışında hayır. Hiç kimse sormuyor. Dışarıdan soruyorlar. Yurt dışından soruyorlar. Yurt dışı dediğiniz neresi? Yani mesela beraber çalıştığım bilmem Kanada'dan bile o zaman beraber oradayken beraber çalıştıklarım soruyor. İngiltere'den oradan zaman zaman telefon edip soruyorlar. Ben mesela dün Afganistan'dan konuşurken ölü sayısının çok yüksek olduğunu, yüzü çok üstünde olduğunu daha ilk dakikada söylediler. Siz Afganistan'da yani, kimle konuşuyorsunuz efendim? Çok var onu konuştuğum. Yani gazeteciler var. Hmm. Benim Afgan olarak mesela Ahmet Şah Mesud'un oğlu var. Ben hepsinin onların bende telefonları var. Onlar da arıyorlar. Ben de arıyorum. Yani ilk gece belki de biliyorsunuz. İlk gece 4 tane bakanı yani geçen evet, pazar. Evet. Tahliyesinde. Evet şey. Siz aracı oldunuz. Okuduk efendim. Evet. Okuduk. Peki Sayın Çetin çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizimle kaldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız diplomatik uluslararası ilişkiler açısından özellikle uyarılarınızı da not aldık. İran'la konuşulmasının çok önemli bir durum olduğunu ifade ettiniz ve Türkiye'nin bir göçmen politikası yok. Dolayısıyla bu düzensiz göçmen arasında herkes olabilir ve her an her şey de yaşanabilir dediniz. Bu uyarılar kritik uyarılardı. Tekrar çok teşekkür ediyoruz efendim. Dışişleri Eski Bakanı Sayın Hikmet Çetin'e iyi akşamlar dileyerek kendisini uğurluyoruz. Ve emekli Tuğgeneral Sayın Nejat Esler'i gene Skype üzerinden canlı yayında ekrana alıyoruz. Sayın Esen hoş geldiniz efendim Halk TV'ye, Perdenin Önü Arkası programımıza. Evet iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun Sayın Esen. Bizi isteyenleri saygıyla selamlıyorum. Aynı duygularla efendim. Biz de saygılar gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii uzmanlık alanınız üzerinden soracağız. Son gelişmeler üzerinden soracağız. Şimdi şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyesi Zelko Komšić ile bir ortak basın toplantısı düzenliyor. 2 günlük bir resmi ziyarette kendisi Saraybosna'yı. Ve orada tabii ki Afganistan konusunda da sorular soruldu kendisine ve o da açıklamalar yaptı ve dedi ki sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Kimdir onlar, ne tür görevler yapıyorlar bilemiyoruz tabii. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çektik. Maalesef Afganistan'la birlikte dünya yeniden ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şu anda da gene basın toplantısının canlı görüntülerini ekranda görüyorsunuz. Dünyada güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı diyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani